Büşra'cığım şimdi yanında neleri götürmüştü? Ya onların hiçbiri galiba o sırada 2 Aralık'tan sonra kimse, çünkü geniş bir arama yapılıyor. Bayağı işte ekipler katılıyor ama hiçbir şekilde Fatma Çeri'den geri hiçbir şey bulamıyorlar anladığım kadarıyla, değil mi? Doğrudur Didem Hanım, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Sizin de belirttiğiniz gibi Fatma ve Beyti Çeri çiftinin şu an kestane tarlasındayız. Malzemeleri göstermeden önce hem size hem de sayın izleyenlerimize öncelikle bu araziyi göstermek isteriz Didem Hanım. Kameraman arkadaşım Tamer Budak'tan rica ediyorum. Karşı tarafta öncelikle bu köylerin birbirlerine yakınlığını gösterelim. Sol taraf Demirci Köy, sağ tarafta Beyce Köy. Aşağıda görmüş olduğunuz yoldan da Fatma Çeri evlerinden gelerek bu yolu kullanarak buraya geliyor. Evet. Şimdi burada gidebileceği, buradaki işini bitirdikten sonra Didem Hanım gidebileceği iki farklı nokta var. Yani geldiği yolun dışında. Evet. Birincisi kameraman arkadaşım Tamer'in göstermiş olduğu sol taraf. Burayı biraz detaylı bir şekilde size göstermek istiyorum Didem Hanım. Hı. Çünkü buradan ilerlerse, ki o zaman da Aralık ayı ve burada kar yağışı mevcut. Orası çok kullanılabilecek bir yol değil. Hı. Bu şu an size göstermiş olduğumuz yer Demirci Köy'e doğru giden yol. Hı. Buradan gidemeyecek. Sağ tarafa döndüğümüzde de yine kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Sağ taraftan giden bir yol var. Bu yoldan da Beyce Köy'e doğru gidebiliyor. Tabi buranın bir de arka tarafı var. Yani benim bulunduğum yerde buranın yukarısı. Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Yani oradan İsmail Çelik'in evine yol var mı oradan? Onu mu anlatmaya çalışıyorsun? Doğru mu anladım? Ha, var altında mı? Var. Evet, hem evet, hem gidebileceği yer, hem de bakın burası da tarlanın devamı. Çok dik bir yer. Yani burayı tırmanmak çok zor. Biz İsmail Çelik'in evinden buraya yürüme geldik. Yayınımıza gelmedi, açmadan önce yayınımızı İsmail Çelik'in yanındaydık. Evet. Size şimdi buradaki Fatma Çeri'nin ailesinin iddialarına göre evden ayrılırken yanına aldığı malzemeleri göstermek istiyorum. Evet. Bir çuval almış yanına gelirken, bir adet ip getirmiş. Bu iple burada çalı çırpı var Didem Hanım. Evlerine dönerlerken mesela şu sol tarafta yapılmış, evet gösterelim. Bunları böyle ipe bağlayıp sırtlanıp evlerine götürüyorlar yakacak şeklinde. Yine el tırpanı dedikleri ancak... Devam et canım. El tırpanı dedikleri ancak... El tırpanı dedikleri ancak bizim de hani orak olarak da bildiğimiz yine bu malzemeden var. Bununla da ne yapıyorlar işte? Bu dallardan yine kopartıp bu şeyleri yakacak için götürebilirler. Bu kestaneleri de size burada daha detaylı gösterelim. Dün de bahsetmiştik. Bakın burada başakları da var. Ağaçların dibine düşen bu şekilde başakları topluyorlar. İçlerinde kestane olanları alıp az önce göstermiş olduğum çuvallarla birlikte evlerine geri taşıyorlar. Fatma Çeri de bu araziye bu sebeple geliyor. Peki ama geride hiçbir şekilde... Şöyle geçelim. Dur, Beyti amca bir şey söylüyor. Neden bu, olduğu gibi kalsın. Beni al, Beyti amcayı ver Hakan. Evet, bak, söyle Beyti amcacığım. 16 ay oldu mu? Evet. Kaybol oldu. 26 ay. Ben ne dedim Hakan? 26 tamam. Ay. Hı, evet. Şey etmem. Evet. Bu çuval, o ip, Urgan bize ait değil. Hayır. Onlar bugün götürülmüştür baba. Ha, tamam da. Hayır. Arazide kalalım lütfen. Arazide kalalım. Önce bu yeni orada konduysa bu malzeme bizim değil. Anlamadım. Hayır hayır. Onlar öyle bir malzeme götürüyor. Yok diye. Yok. Ha, öyle bir malzeme götürüyor. Biz, yani. biz orada bir örnekleme yaptık. Yani tamam, senin eşinin yanlış acaba başka biri kodum mu kum diye. Ay, yok canım benim, yok tatlım benim. Evet, hayır hayır tamam ha. Tamam yok. Şimdi devam et, oradan yürüyecek yol var mı? Aşağı ne kadar bir yol var? Didem Hanım. Didem Hanım siz... Evet. Kabul edin. Arkadaşlar ne yaptınız? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yani gerçekten. Devam edebilir mi yayın arkadaşlar? Yayın devam edebilir mi lütfen? Gitti mi? Heh, devam edin lütfen. Didem Hanım. Evet. Fatma Çeri'nin geldiği yol ayrımına bir dakika, gelelim. Bir dakika canım. Özgür, benim dediğim şeyi lütfen anlatır mısın? Çok rica ediyorum. Anlat canım benim. Sen anlat, ben buradan onu müdahalede bulunmayayım. Sen müdahale et lütfen. Ben yayını yapayım. Evet, devam et lütfen. Hı. Devam et Hüsra'cığım. Çok ilerlemeyelim. Şimdi kameraman arkadaşım Tamer Budak'tan rica ediyorum. Görmüş olduğunuz yol Fatma Çeri'nin evinden gelerek tarlasına gelmek için kullandığı yol. Anladım. Şimdi Didem Hanım buradan üç farklı yola ayrılıyor yine. Tamam. Birincisi yolun alt tarafında sağ ve sola giden iki ayrım var. Tamam. Sağ taraftan İsmail Çelik'in evinin olduğu yere gidiliyor. Hı.
Yine hemen kameraman arkadaşımın sağ tarafında bulunan bir yol var. Yani benim bulunduğum yerdeki yol ayrımı. Yine buradan da sağ tarafa doğru gidebilir. Çünkü hemen benim arkamda kalan tarafta gördüğünüz üzere hem burası çok taşlık bir yer, ağaçların çok sık olduğu bir yer. Şu an göreceksiniz. Arkamda göstermiş olduğum yer. Buradan ilerleyerek evine doğru gidemez. Yani size bu göstermiş olduğum yollardan geçmesi gerekiyor Fatma Çeren'in. Ancak bu yollarda da o dönem Didem Hanım, siz de yayınlarımızda ısrarla söylüyorsunuz, gerçekten burada muazzam bir arama çalışması gerçekleştirilmiş. Hassas burunlu köpekler, havadan, karadan, gönüllüler, AFAD, herkes, jandarma ekipleri, yani bir parça dahi iz bulamamışlar. Peki, gidebileceği, ben şunu anlamaya çalışıyorum. Her yere bakılmış. Oradan yürüyerek birazdan oraya gideceksin. Kaç dakika uzaklıkta? Evet. İsmail Çelik'in ahırı kaç dakika uzaklıkta? Didem Hanım, 10 dakika, yani 15 dakika olsun, maksimum 15 dakika olsun. Tamam, sen şimdi oraya geç lütfen. Çok anlatacağım. Yakın. Başka detay var mı? Tamam. Söyleyeceğim başka detay. Tamam herhalde. Didem Hanım, şu an evet, buradan aktaracaklarımız bu kadar. Tamam. Sen şimdi İsmail Çelik'in ahırına oraya gideceksin. Ona da orada soracaklarımız var. Bir de neden gitti? Niye yayında kalmadı? Ben de çok merak ediyorum gerçekten. Ama özellikle bu baldızı meselesiyle ilgili sorulardan rahatsız olmuş. Biz sadece soru soruyoruz. Bu da köydeki iddiaları zaten kendisine sorduk. Çünkü Fatma Çelik'in başına bir şey geldiyse bunun bir nedeni olmalı. Yani ya bunun nedeni paradır, ya işte bir duygusal bir yakınlaşma olabilir. Yani ya da husumet olabilir, nefret olabilir ama Beyt amcadan nefret ediyor. 200 lira yüzünden aralarına husumet ver. Söyle bir canım de şu benim. Sözü yapayım. Söyle canım. Bu torun şey yapmamış ya. Hiç dedi bizim dedi şansımız yok dedi. Ekmek kirke. Ne oldu dedim ben? Ne şansı yokmuş? Şansımız yok dedi. Neden dedim ben? Evet. Onun torunu dedi. Onun yanında kalıyormuş dedi. Bizim torunları dedi. Anaları getirse de öyle görüyoruz dedi. Yani sürekli torun şeye karşı da ailesine o zaman bu sohbet ya, doğruysa ki doğru olduğunu düşünüyorum. Ya, şey ettiyse dedim boş ver. Kışkırtmış yani. Getirirlerse dedim ben ya şey yapmadım moralini bozmadım. Bizim torunamız bizim yanımıza gelmiyor demiş hanım. Kayınvalidem öldü, 45 gün öldükten sonra bu iş kardeşi vardı bunun. O da vefat edince bir evi kaldı kayınnamın. Üzerine. Peki bir şey söyleyeceğim. İkiye bölünecek. Bir şey söyleyeceğim. Anladım da yani senin zaten mal varlığın var. Söyle peki canım. Ben konuşabilir miyim? Tabii şimdi canım. Annem mesela hiç Haydar abi tanımıyor değil mi mesela? İlk defa bugün görsün. Hemen Haydar abiyle mesela konuşmaya başlasın. Haydar abi onunla konuştuğu müddetçe devamlı böyle konuşurdu yani. Sohbet ederdi. Sohbetçi bir insandı. Şimdi muhtemelen annenlemi öldü ya. Bizden yalan değil bak. 5-6 tane altın kaldı. Bunları da anlattı bu İsmail Çelik'e. Altınlar evde mi? Nerede? Onu soruyorum. Hayır, işte, onları birer tane onlar bize verdi. Yani size verdi. Biz öyle verdi. Ya. Kendisi verdi. Şimdi bize. O dedi ki annemden dedi altınlar da kaldı dedi. Muhtemelen. Ha. O da belki sandı ki üzerinde altınlar falan. O zaman bir temaslı bulundu. Bir şey yaptı. Bu da beni tanıyor diye. Bu da beni tanıyor diye. Ben bundan da çok kurgu kapıyorum. Ama o sırada altınlar üzerinde değil. Değildi. Bir altın yüzüğü var sadece. Bir altın yüzüğü var evet.